Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Rızası dairesinde düşünmeyi, hissetmeyi, akletmeyi nasip eylesin. Muhatap ilahi olmayı ve rıza ilahiye mazhar olmayı, Allah'ın bir sırrı olan sırr-ı ihlası kalbin süveydasına nakşeylesin inşallah. Şimdi dersimiz akıl. Sayfa sözler 705. Nuru akıl kalpten gelir. Bir daha bu başlık altında nuru akıl kalpten gelir. Zulmetti münevverler bu sözü bilmeliler. Ziyai kalpsiz olmaz nuru fikir münevver. O nur ile bu ziya mezc olmasa zulmettir, zulüm ve cehil fışkırır. Nurun libasını giymiş bir zulmeti müzevver. Gözünde bir nehar var. Lakin ebyaz ve müzlim. İçinde bir sevat var ki bir leyli münevver. O içinde bulunmazsa o şam pare göz olmaz, sen de bir şey göremez. Basiretsiz basar da para etmez. Çok ilginç cümleler. Basiretsiz basar da para etmez. Gel Fikret-i Beyza'da Süveyda-i Kalp olmazsa Halitay dimai ilim ve basiret olmaz. Kapsız akıl olamaz. Hepinizin önünde sözler mevcut. Evet abi. Tamam. Şimdi nur ziyanın dişe vuruşudur. Ziya cemdir. Balla'dan hatırlarsınız bir ayet. Şimdi konumuza mukaddemeler yapayım. Ve şemsu ziyaya vel kamera nura diyor. Ayetin bir parçasını koymuş. Ziyayı şemse, nuru kamere nispet ediliyor. Cemini söylüyor. Allah'ın nuru semavati vel ardı da böyle düşünebilirsiniz. Şimdi akıl kalbin neresinde? Aklın kalbin iki tane ayağı var malum. İki tane ayağı var. Bir tanesi mazari siyat, bir tanesi de makesi efkar. Makesi efkar dimağdır. Makesi hissiyat vicdandır. Şimdi akılsız kalp, kalpsız akıl ne olur? Kalpsız akıl ne olur? Kanatsız olur. Akılsız kalp ne olur? Ayaksız olur. Kalbin kanatları var, aklın ayakları var. Usulle gider, yöntemle gider. Hangisi üstündür? Üstünlük öyle bir şey yoktur. Hepsinin işlevi farklıdır. Hangisi cemdir? Kalp cemdir. Tamam. Üstünlük değil. Şimdi burada neler tespit edilmiş? Evet.
Aklın nuru kalpten gelir. Akıl kalp ile bakmaya başlar. Şimdi bazen böyle kalp baktığı zaman çanak anteni kullanıyor. O çanak anten dima oluyor. Ama arkada kalp olduğu zaman bazen o merkezi kalbi düşündüğü için ziya deniliyor. Çanağa birinci derecede muhatap düşünüldüğü zaman o da nur deniliyor. Şimdi beraber yürüyelim bakalım. Ziya-i kalpsiz olmaz, nuru fikir münevver. Hatta bugün Beyda-i Kalp konuşacağız. Çok ilginç şeylerimiz var bugün. Bugün vahşet var, izacat var, yeis var, görme kanunları var, eğer muvaffak olabilirsek. Fazla durmayalım. Ben hatırlatmak için onları biliyordunuz zaten, bu söylediklerimi biliyorsunuz. Ziya-i kapsız olmaz nuru fikir münevver. Ziya, yani bu defter, acaba bu sayfa bir daha mı göndersek? Gönderdin. Ha, geldi. Nereye geldi? Dima. Dima atılmış, açar mısınız abiler? Dima grubuna atılmış bu sayfa. Bir taneniz baksın. Açtık abi, var. Ha, varsa tamam. Bana haber verin yeter. Ben rahat edeyim. Çünkü 207'yi göndermiş ama 205 dediniz siz. 207 abi. Tamam. 207, başında şu yazar Mehmet kardeşim. Sözler 705. Gördün mü kardeşim? Tamam abi. Ziya, ya Allah'a sonsuz şükürler olsun ki böyle zamanda böyle bir nimetle gene Cenab-ı Hak bizi beraber etmiş. Ne kadar şükretsek azdır. Hamd ediyorum Rabbime. Ziya, nasıl ki güneşten foton geliyor. Fotonda 7 tane renkleri barındırıyor. Ziya-i kalp ne demek? Ziya-i kalp, külliyata çok geçer bu. En böyle zahiri kışır noktasındaki manası, kalp bütünlüğü, foton gibi. Foton, renklerin ısı, ışık ve dalga boylarının bütünlüğü olduğu gibi. Ziya-i kalp deyince fotonu hatırlarsak yeter. Veya ağacın çekirdeğini. Akıl zaten işaret edeceğiz. 77. sayfada diyor ki mazari siyatı vicdan, makesi efkarı dimadır diyordu. Hem vicdan hem de dima kalbin ayaklarından olduklarından birbirlerine hakikat meratipleriyle bağlılar ama mahiyetleri ayrıdır. Yani iki tane ayak var, böyle şey yapıyordum böyle. Bir ayak görmüyorsunuz ama bir de bir ayak. Ayak, ayak. Vücut, kalp. Bir ayağı vicdan, bir ayağı dima. Hakikat meratipleri farklı. Yani hakikat meratipleriyle farklı ama mahiyetleri farklı. Akılla kalp, işlevleri çok farklı. İçerisinden anlıyoruz. Vicdanın içerisi, dimağın içerisi. Mazar oldukları esmalar ki, hakikatlar denilir ki bunlara da ayrılırlar. Yani mazar oldukları esmalar da farklı. Neyle ne? Vicdan ile dima. Bu noktadan nuru akıp kalpten gelir. Yani bu nokta nuru akıl, yani aklın nuru kalpten gelir. Bakarsak akıl vahye muhatap olunca, ilk muhatap, vahye muhatap olan
akıl vahye muhatap olunca kalpsiz, kalbin hakikatleri de akılsız olmuyor. Şimdi akıl yok, vahiy alamıyorsun. Yani televizyonun çok kaliteli ama çanak antenin, antenin çalışmıyor. Yani antenin çalışmıyor. Bu sefer vahiy muhatap olunca kalpsiz, kalbin hakikatleri de akılsız olmuyor. Birbirlerini tazamun ve tesanud edip inşa ve ihya ederler. Kalpsiz fikir, bak kalpsiz fikir, akıl, hakikatlerine uyanmış hakikatleriyle yani esmalarıyla beslenmeye başlarlar ve birbirlerinin intibana vesile olurlar. Kapsız bir fikir düşün. Peki fikir var, fikir yoldur ama kalp yok arkasında. Hani geçen hafta imanın makbuliyeti nedir, yani iman bizim için mukaddestir, doğrudur, nimettir. Ama o kadar böyle bir acayip bir nimetiyeti var ki yani kafirin de onaylayacağı taraflar var yani imanın. Şimdi bizdeki vasıflar, sıfatlar imanın makbuliyetine delil olduğu gibi iman tanımlandığı ve geldiği kaynağı tanımlıyor, delil oluyor. Yani yaşayan bir Müslümanın sıfatları imanın makbuliyetine delil olduğu gibi iman da Allah'a delil oluyor. Yani bu da ayrı bir delil. Fıtratın şehadetiyle ahiretin ispatı. Yani ahiret var mı? Yani 10. sözde bu malum, hep bu kadar izahların farklı bir tarafını taşımak istiyorum. Yani imanın tezahürleri var. Haşa batıl olsaydı, yanlış olsaydı böyle bir tezahürleri olmazdı. Yani çünkü hakikatsiz olurdu. Bir Galatasaray, Fenerbahçe bir tarafkirlik gibi olurdu. Biz de tanımlanamazdı. Gözükmezdi güzel sıfatlar. Müslüman'da gözüken sıfatların imanın makbuliyetini gösteriyor. İmanda kendi tek başına bir hakikati mühimedir. Yani tek başına bir hakikattır ki Allah'a ve ahirete delildir. Kişi kendisi zaten buna şahittir. İmanıyla ahirete vallahi şahittir. Şimdi asıl akılda nur, kalpte ise ziya. Cemül ceminden hakikat tevellüd eder. Eğer cem olmazlarsa zulmettir, zulüm ve cehil fışkırır. Bir daha, asıl akılda, yani ver bana alayım. Yani istikametli vahiy muhatap olan akılda nur. Ne olur? Esmaların tezahürü oluyor. Yani nur bu. Kalpte ise ziya. Ziya onların kaynağı olan sıfata intikal ettiriliyor. Eğer nur, yani dima tecelli eden esmalar bütünlüğe gelirse hakikat bin olur. Kalpteki sıfatlar, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, yani zatı ve subuti sıfatlar cem olursa ziya olur. Eğer kalpte sıfatlar bütünlüğe gelmese zulmettir, zulümdür, cehil fışkırır.
Demek zulmet hakikatin zıttıdır. Hasan abi. He. Bu ziyai kalp dediğine göre, yani nur akıl ve ziyai kalp diyor. Yani böyle bakarsanız vahyin o kaynak ya. Nur akıl sonradan sanki devreye giriyormuş gibi. Bu metinden öyle gibi ben bana geldi. İşaret icazdaki bu metin değil mi? Yok, yani nur akıl kalpten gelir diyor. Şey diyor ya, ziyai kalpsiz olmaz. Yani kalbe ziyayı söylediği için söyledim. Yani kaynak tarafı sanki kalp o muhatapmış gibi bir metinden. Tabii Osman şöyle oluyor. Mesela diyelim ki dima gözle görür. Değil mi? Evet. Burunla koku alır, elle tutar, kulakla duyar. Bununla yapar. Yani biz biliriz ki kulak olmasa müstakil akıl duymaz. Yani sistem bakımından, mahiyet bakımından kalptir. Ama nasıl ki kulaksız akıl duymaz, yani kalbe ses gitmez. Şimdi biliyorsunuz işaret-i caza diyor ki kalp direkt kulak direkt kalbe bağlı. Yani bağlı derken oraya gidiyor direkt. Görmekten daha önce olduğu için niçin Kur'an ilk önce semi kullanıyor diye hatırladınız mı? Evet. Şimdi ama sesi kulakla duyuyoruz diye şimdi kulak kalpten üstün müdür diyeceğiz. O onunla yapıyor. Mesela televizyon çanakla görür, kablo ile taşınır, ekranla gözükür. İşte bir farklı. Hani dersin başında da dedik. Üstünlük yok. Fakat cem farklı. Kuşatıcılık farklı. Evet. Yani bir tanesi taassup oluyor, bir tanesi kör oluyor. Mesela kalp yok, akıl ne olur? İnkar olur. İnkara gider. Tasavvufçular gibi kalp var ama dima yok. Ne olur o zaman? Taassup olur. Yani kaynak itibariyle doğru, kaynak itibariyle kalp cemdir. Zaten iki ayağı olması bundan kaynaklanıyor. Şimdi biz ayakla yürüyoruz. Bedenimizi o götürüyor. Şimdi ayak aklımızdan, kalbimizden üstün müdür? Değil tabii. Onun işlevi ayrı. Hani Sözler 339'da bak kamer kendi zatında kesafetli, zulümatlıdır. Ne ziyası var ne hayatı var diye geçmiştim. Senin sayın beyhude İlmin faydasız gitti. Sen yeysin zulümatından, yeis bak ne yaparmış. Hani sevgili canım kardeşlerim, ya yeisten, vahşetten, ervah habisenin izacatından, dehşet falan bunları nasıl çıkartıyorsun kardeşim? Üstad Risale'de açık demiş. Bir dişe vuruşlarını söylemiş bak. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, ervah habisenin izacatından, bu vahşetlerin dehşetinden şu şartlar ile kurtulabilirsin ki, şu görüyor musunuz dört tane dehşeti? Hani Afrika'da safari misali verirdim böyle. Helikopterle atılsanız kaçış yok. Bir tarafa bak, timsah ile ölüm şekli var. Bir taraftan bakıyorsun sırtlanla. Bir taraftan bakıyorsun şunla bunla. Ama mutlaka bir tanesiyle öleceksin. Kobra ilanı da var. Şimdi o anda hangisini tercih ederdin? Şu anda düşünüyorsun. O andaki halet işte, bu dehşet, bu vahşetlerin dehşeti.
şu şartla kurtulabilir. Ya kardeşim, bu benim söylediğim misal hiçbir şey değil, biliyor musunuz? O andaki halet var ya, daha parçalanmadın. Ölümden ölümü seçmek. Yani ulan timsaha mı? Yoksa artlana mı, aslana mı, sırtlana mı, şuna buna mı? İşte buna da benzemiyor sekerat anı. Sekerat anı buna benzemiyor. Şu şartla neyle kurtulabilirsin ki bu dört tanenin eziciliğinden? Daha yaşarken ha bunu. Bunu yaşarken kafirin ruhunda var. E ne hissetmiyor diyor, Mesnevi'de geçiyor. Niye şey yapmıyor Mesnevi'de değil. Çünkü diyor iptali hisnevinden hissetmiyor. Tabiat gecesini terk edip, yani tabiat gecesi neydi? Kafa fenerini terk edip hakikat güneşine müteveccih etsen, bak burayı kaçırmamanızı şey yapıyorum. Zulümat, vahşet, izacat ve dehşet insan kendisi celbediyor. Tabiat gecesi o. Güneşine, güneşi de Şems-ezeliye, Kur'an'a nispet ediliyor. Tabiat gecesi de işte zifiri karanlıkta bir hafif bir ay ışığı var. O da bir ışık. Allah bütün küfür yolunu kapatmamış. Bütün iman yolunu da zaruri kılmamış. Gece zulümatlı karanlıkta bir hafif ay ışığı var. Bir de gündüz ortasında güneş ışığı var, bulutsuz. Gecesine terk edip hakikat güneşine, bak güneşi hakikata nispet ediyor. Teveccüh etsen ve yakinen inansan ki, burada durdun. Yeysin zulümatından, yukarıda zulümatın sebebi ve zemini neymiş? Zulümat vardı ya ilk. Akıl, nur, kalp, ziya bütünlüğünü kaybetmekten geliyormuş. Arkadaşlar, biz okuyoruz da Allah'ın büyük nimetlerinden Risale-i Nur iman nimetine vesile olmuş da rahatız kısmen. Bu yeisin zulümatı var ya, Allah kimsenin başına vermesin. Peki sebebi neymiş? Akıl ve kalp, nur ve ziya bütünlüğünü kaybetmekten kaynaklanıyor. Katre olduğu için mi abi böyle dediniz? Katrede sayıldığı için bu şey. Evet, evet abi. Ya. Yani ben Osman niçin şey yapıyorum biliyor musunuz? Feylosa giren harf filozof. Evet, filozof. Evet abi. Sebebi şu. Bazen gece dersi kapatıyorum, yatıyorum ama kafa kapanmıyor. Bazen işte aklıma bela oluyor ya. Benim elimden çıkıyor köpek. Hani var ya köpeği beslerken aklımdan çıkıyor. Bazen böyle bir meraya giriyor, yasak bölgeye giriyor. Bilmiyorum, bir şeyleri çözüme vesile olayım diye, öğreneyim diye mi? Bazen bu zulümata düşüyor. Vallahi gözüne hiçbir şey gelmiyor. Nefes alamıyoruz. Her şey yok oluyor. Nasıl bir zulümat, ifade edemem. Yeraltı tünelinde diyor diyor ustak, bu zulümat bir de sizin görüştüğünüz sağ biraz sizin sağ ile alakalı. Benim de görüştüğüm benimle sağlı olduğu için bu zulümata biraz fazla durdum. Yeis zulümata atar, zulümat da yeisi doğurur. Geçiştedir demek istiyorum. Zulümat yeisi atar. Zulümat nedir arkadaşlar? Yeis bizimle alakalı deme. Akıl ve kalp bütünlüğü kaybetme nispetine zulümat olur. Zulümat da yeisi dışarıya çıkarır.
sıra, yani geçişler var, birbirine aktarım var. Doğuruyor. Peki o anda geldiği zaman ne yapıyorum? Onun için paylaşıyorum sizinle. Allahsız düşündüğün zaman işin içine çıkamazsın. O anda bir şahs-ı maneviye böyle havada uçan uçurtma gibi Allah, Allah'a düşün, şey yapıyorsun. Allah, Allah. Başka mümkün değil. Sonra bir bakıyorsun kendisini zıttına dönüştürmüş. Öyle bir nur asa bir sahaya çıkıyorsun ki, yani Allah ile ve ahirette o kadar ümitlerle doluyorsun ki anlatılamaz işte. Zaten yaşadığınız şeyler, siz de yaşıyorsunuz. Burada zulümatın çok dehşetli olduğunu, kafirlere has olduğunu, Müslümanın da kafir sıfatı olduğu için yeisin kısmen kaptığını, köpek gibi kaptığını, kapabileceğini, altını çizmeye çalışıyor. Beni kapmaz bu köpek demeyin. Bu şeytan bile insanın çekirdeğinden yaratılmıştır. Arştır, kürstür, cennet, Cebrail, Azrail, Mikail, şeytan, cinler, erva habiseler, yani Allah'ın dışında her şey Nur-u Muhammedi'den yaratılmış. Nur-u Muhammedi'den yaratıldığı için hepsinin çekirdeği sende. Dolayısıyla şeytan da sende. Şeytan sende olunca şeytanın sıfatları da sende oluyor da, şeytanın sıfatları. Evet, onları tek tek şey yapmıştık. Neyse, fazla durmayayım. Çünkü ama çok mühim bu. Demek bir daha söylüyorum. Bizimle alakası yok demeyin. Kalp ve akıl bütünlüğü nispetinde zulümattan sıyrılırsın. Yeğ sokada kapmaz. Akıl ve kalp bütünlüğü ne kadar açılırsa zulümat olur. Zulümat ister istemez yeğsi doğurur. Vahiy ile akıl nurlanır. İman ile kalp ziyalanır. Yani ziyanın kaynağı imandır. Aklın kaynağı nurdur, vahiydir. Şimdi geçen hafta da şöyle bir şey vardı. Haşa, örnek için güneşe şemsezeli. Ağaç insan olsa, insan bir ağaca benzer. Allah canibinden bakış, hidayet. İnsan canibine baktığın zaman hidayetin ucu itikat. Hidayeti Allah veriyor. İnsan da onaylanırsa, yani ilk önce güneşte misal yapayım. Güneş ağaca vurursa, perde olmasa, ağaçta renkler, hayat, koku vesaire hepsi çıkıyor. Allah canibinden hidayet. İnsan bunu onaylarsa, onaylama merkezi vahiy tabii, itikat oluyor. Bu bağın seviyesi, sağlamlığı nispetine gidiş gelişler oluyor. Bu adı da iman. Dolayısıyla bağ kurulduktan sonra akan iman kalbe iniyor. Çanak anten, mesela çanak anten yoksa sen bu çıplak kulakla uydudan sesi duymazsın. Gözle de göremezsin. Ama saymadığın o saç tenekesi, çanak anten, onu alıyor televizyonda, tabi yayılan resim değil tabi havada, onu alıyor çanak anten kendisine uygun dalga boylarını, televizyonda onu aslına dönüştürüyor. İnsan da böyle bir alem. Aslına dönüştürerek dönüşen bir mahluk insan.
Allah'tan alıyor, mevcudattan alıyor, burada tılsım ve sırlara dönüşüyor. Dönüşürken dönüştürüyor, dönüşüyor. Dönüşmeden de dönüştürüyor. İnsan böyle bir kavşak bir yerde duruyor. İnsan tabii, geçen işte salı gün demiştik, yani dinler olmasa biri din sana demesin, insan olduğunu nereden bilecektim? Devam edeyim çünkü yolum çok. Akıl kalbi, kalp aklı sahiplenirse kimsesizlik kalkar. Kimsesizlik vahşeti dedi ya, şimdi vahşete gireceğim. Akıl kalbi, kalp aklı kabullenirse, sahiplenirse, ki biz birbirimize sahipleniyoruz, kimsesizliğin kalkar. Nasıl oluyor bu pratik olarak? Bir vahşet okuyayım, uygulayayım. Tamam. Vahşet aynı zamanda ıssızlık, tenha, korkunç, lügat bu, ürkütücü, vehimler, yabanilik, yani kendisi kendisine yabani ve yabancı gibi. Osman, şimdi kalpten beslenmemiş dima. Dimadan beslenmemiş bir kalp. Bu ıssız olur, tenha olur, korkunç olur, ürkütücü olur, vehimler olur. Kendisi kendisine yabancı olur. Hiçbir zaman yalnız kalamaz. Hiçbir zaman kendisiyle tanışmak istemez. Devamlı meşgul eder, sarhoş. Devamlı. Asla bir an bile kendisi kendisiyle baş başa kalamaz, tanışamaz. Bu evde yalnızlık manasında değil. Hiç kimse hiç kimse kendisini ben bunun dışındayım demesin, diyemez. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da da oluyordu. Şimdi vahşeti bir de okuyorum. Akıl kalbi, kalp aklı sahiplenirse, ıssızlık, ıssız ne anlarsın? Virane olmuş bir bina. Kapı bacalar kırılmış, çatı akıyor, ıssız. Ne olur oraya? Virane eve kimler musallat olur? Tenha olur. Kimse uğramaz sana. Ervah habiseler mi? Ya. Ervah habiseler değil. Ervah habiseler aşağıda. Cinlerin, kafirleri musallat olur. Bu nasıl? Hani bir sorumuza da cevap versin. Kardeşim, yani bazı cin musallat oluyor. Bu adamlara nasıl musallat oluyor? Akıl ve kalp birbirlerine sahiplenme nispetinde asla mümkün değil. Sahiplenir, musallat olamaz. Ben biraz bu işin ilmi var bende. Bilerek söylüyorum, nakletmiyor. Ben bu adamları tek tek yaşadığım, itimat edin. Bu adamları iyi biliyor. Allah da işte dolayısıyla Müslüman kardeşlerime faydalı olayım diye söylüyorum. Asla akıl kalbi, kalp aklı sahiplenirse hiçbir halt edemezler. Korku kardeşim, korku. Onların gücü korku. Korku. Korkmayacaksın. Allah diyor korkmayacaksın. Benden korkacaksınız diyor. Başka bir şeyden korkmayın diyor. Öyle değil mi? Allah söylüyor Kur'an'da meali. Şimdi kimsesizlik vahşet doğurur. Vahşeti okudum. Uzatmamak için fazla şey yapmak istemiyorum. Şimdi eskide hatırlar mısınız bilmiyorum. Hepiniz çok eski geçmişiniz var nur hakkında, nurculuk hakkında risale. Biz ne bilirdik arkadaşlar? Melek, şeytan, insan,
ve cin. Erva habise, erva haliye, ruhaniyatı pek iş yapmazdı. Oysa külliyatta çok medar-ı basılmış bir mevzudur. Şimdi erva habise cinlerden farklıdır. Yani cinler وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ bizim gibi teklifle mükellefler. Erva habise veya erva haliye bizim ihtiyar ve iktidar ve irademiz de kendi elimizle yaptıklarımızdır. Yani o ayette öyle diyor, başınıza gelenler diyor, siz kendi ellerinizle işlediğiniz günahlardan duruyor ya. Şimdi erva habisinin izacatından, yani izahı bunun için yaptım. İzacat ne demek lügat? Ve içini kısmen ben dolduruyorum. Bunaltmak, yerinden koparıp ayırmak manasına olan şeye dönüşmek. Yani haricin sana sunulanın içinde kaybolmak. İzacat ne? Yerinden kopartılmak, bunaltmak, ayırmak manasında şeye dönüşmek olmakla beraber haricin sana sunulduğu bir hayatın içine kendini koymak. Mesela örnek veriyorum. Film izlerken filmin içine fikren, hissen içine dahil olmaktan kendinden ayrılmak. Mesela bir filmi ne kadar zevk alırsın? Kendini ne kadar hissedersen fikren, hissen filmin içinde hissedersen o kadar keyif alırsın veya o kadar tesir alırsın, zarar görürsün. Sana bir bu fıtrattan koparılmış dima mıdır acaba? Harika. Abi bitireyim, aşağı doğru gelsin. Çok harika. Evet, çok güzel. Diyor ki bak, bir de okuyayım. Mesela film izlerken filmin içine fikren, hissen içine dahil olmaktan kendinden ayrılmak. Yani hissen, oraya girdin mi? Ne demek o? Sen sende değilsin. Sen ondasın. Seni sanal bir dünya, sanal bir hayatın içine koyuyor. Taciz edip bu senin aklına ve kalbine tecavüz ediyor, seni başkalaştırıyor erva habiseler. İzacatı bir de okuyorum. Atı veriyorum ilk. Bunaltmak, sana olan şeye dönüşmek. Lugat bitti. Yani bu arada erva habiseyi anlatıyorum size. Yani haricin sana sunulanın içine kaybolmak. Mesela film izlerken film sana önüne konmuş. Filmin içine fikren hissen, hissin içine dahil olmaktan kendinden ayrılmak. Seni suni bir dünya, sanal bir hayatın içine koyuyor. Bu erva habiseler veya erva haliyeler. Şu anda erva haliyeler oluyor arkadaşlar. Müjdeler olsun size. Şu anda bu ders ortamında hepiniz böyle koymuşsunuz. Düşünüyorsunuz, fikrediyorsunuz, kısmen hissediyorsunuz, zevk ediyorsunuz. Bu erva haliyedir. Size sunulan bir hayata sizi içine koyuyor ama sizden kopuk değil. Sizi siz yapan, sizi sizden eden değil, sizi siz yapan, buna da erva aliye.
eğer seni senden koparıp seni bir sanal dünyaya koyarsa aklın, kalbin onun elinde. O zaman aklına, kalbine tecavüz ediliyor ve sen başkalaşıyorsun. Başka bir şey oluyorsun. Burada sormak istediğiniz bir şey var mıydı Mehmet kardeş, bir şey diyordun? Abi, fıtrat-ı selimeden koparılmış bir dima, icazat sanki gibi duruyor. Evet. Yani habis ruhları, hani şeyde diyorduk ya, mirat-ı ruhlarına irtisam ve tevessülle geliyorlar. İşte habis ruhların bu şekilde gelmesi, fıtrattan koparılmış bir dima gibi. Bütünlüğü olmazsa, erva haliyeler oluyor. Erva habiseler, onlar bize sahip oluyor. Taciz eder. Abi çok güzel. Evet. Onlar o zaman bize taciz etmiş oluyor. Evet abi. Öbürküsü bize ait oluyor, erva haliyeler. Evet. Bu tacizi diyor da, tacize ben baktım külliyattan, tecavüze uğramaktır. Yani geneli söylüyorum, böyle lugat değil. Seni değiştiren şey. Evet, akıl ve kalp bütünlüğü olursa erva haliyeler. Güzel ifade ettin Osman. Teşekkür ederim. Akıl ve kalp bütünlüğü kaybederse erva habiseler. Ne yapıyor seni biliyor musun? Öyle izacat ediyor ki, öyle taciz ediyor ki, öyle seni değiştiriyor ki, başkalaşıyorsun. Diyorsun ki, ulan ben miyim? Bu ben miyim ya? Ya bu ben miyim ya? Bunu ben mi yaptım geçen sene, 3 sene önce? Bu günahı ben mi yaptım ya? Sihir büyü de bu yani. Hiç kontrolsüz inersin arabaya, binersin, sağa sola gidersin. Taciz edildin. Yani ama müddeti kısa olabiliyor. Ya bu günahı sen mi yaptın, ben mi yaptım? Rebeğim, Allah Allah ya. Nasıl yaptım ben ya? Ben bunu nasıl yaparım ya? İmam-ı Gazali buna şey diyor, akıl örtülmesidir diyor. Bak biraz daha gideceğiz. O anda Süveyda-i Kalp var, Süveyda-i Kalp. Ona geleceğim. Ona doğru gidiyoruz. Basiret ve Süveyda-i Kalp. Yo, bunu da aşmayalım. Nasıl yapıyoruz ders. Arkadaşlar, birbirini doğuruyor bakın. Akıl ve kalp bütünlüğünü kaybederse zulümat, zulümat da yeyiz. Tersi yapalım. Yeyiz. Zulümat, zulümat da bunu böyle yapar. Vesaire. Şimdi yeysin biraz gireyim yeyse şimdi gene. Lugatla beraber bir külliyattan hafif. Bu mevzumuzla alakalı bir iki kelimeydi. Gene maalesef gene yeisteyim. Çünkü yeis mani el kemaldir. Duman ediyor, duman. Bu yeis var ya, yeis. Benim 20-30 sene, rahat 30 seneden beri savaştığım bir düşman. 30 sene daha kal. Amansız savaştığım bir şey benim. Vahşetten kısmen kurtardım. Tahtis-i Nimet devinden. Erva habiseden kısmen kurtardım. Kimsesizlikten kısmen kurtardım. Şu yeisin zulümatı var ya, akıl ve kalp bütünlüğü kaybetme. Yer yer bu beni kapıyor bu köpek. Bu sefer dünya zindan oluyor. Cehenneme dönüşüyor. Cehenneme gitmeden cehennemin oluyor. Bütün psikolojik hastalıklar bunlardan şey yapıyor. Yeis... Hasan abi. Abi. Cehennemin cehennemi diyebilir miyim buna? Ey Allah razı olsun. Evet. Fethuli fi ibadî ve tuli cenneti. Yani peşim burada. Şimdi yeise biraz da gireyim de gözüksün. Emelinden kesilmek, ümitsiz, kafirler ümidini keserler. Düşünebiliyor musun?
Allahsız alemde olmak, kabre ve hastalık ve musibetlere bu gözle bakmak, Allahsız, kabire, kansere, koronaya, koronaya yakalandın, Allah yok, kafanda Allah yok, ciğerinde korona var, kafanda Allah yok. Misal, koronaya mı benziyor bu? Zaten ehli dalalet bunu biliyor. Korku ondan önce patlatıyor zaten. Öt diyorlar, öt. O patlıyor. Korkudan öt patlar var ya, vücut zehirleniyor. Ne kadar dehşetli olduğunu doktorum bağışlasın, şunu söyleyeyim. O benden çok fazla, çünkü mesleği o. Çok rastlamış. Ben bizzati bildiğim, dolayısıyla cemaatimizden dolayı ya işte hocam nasıl gitti, akrabası veya arkadaşları veya cemaatimiz sorduğu için intihardan her şeye kadar çapadan bir kardeşimizin ne soluğu bilmiyorum, akrabası ama unuttum. Saat 10'da servisten raporu için aşağı iniyor. Rapor gelmiş. Perşembe günü saat 10. Hiç unutmuyorum. Adama diyorlar ki genç. 40'ta değilmiş. Maalesef diyor. Kansersiniz. Yapacak bir şey de yok. Yayılmış diyor. Şimdi iman da zayıf. Adam bilmiyorum kaç kat. Bilmiyorum kaç kat değil. Yukarıya odasına çıkıyor. İşte ne zaman olmuş bilmiyoruz ama kaç, yarım saat mi, bir saat mi bilmiyorum orayı. Yatağında ölü bulunmuş. Kanserle mi öldü bu? Yok. Kanserle ölmedi. Öd patladı der ya Osmanlıca'da. Korkudan ödü patlar. Şimdi Y'si bir de okuyor. Emelinden kesilmek, ümitsiz, matlubunu kaybetmek, cesaretini kaybetmek. Kur'an'da bir mana Allah ancak kafirlerin ümidini benden keserler. Düşünebiliyor musun Allahsız alemde olmak, kabre ve hastalık ve musibetlere bu gözle bakmak, iptal his olmasa genel olarak nimet her kafirler için. Yeis'in intihar etmemesi imkansız olurdu. Yeis, kim yeis'e girdi hemen intihar ederdi. Niye etmiyor? İptal his sibubuyla. Kim zulümleri yapar? Soru soruyorum. Var ya tefsirin kanunudur. Kur'an'da tefsir yönteminde usulden geçer. Kitaba soru sorarak orada mana çıkartmak. Ben de bu metine soruyorum. Yeis'in zulümatından kim zulümleri yapar? El cevap. Zulümatlı olanlar. Peki biliyor ama Kur'an ona cahil diyor. Kur'an buna cahil diyor. Öyle diyor ya. Malumat, cahil ne demektir onu okuyoruz. Malumatları, bilgileri, düşünceleri, zanları var ama içerlerinde ziya, kalbin hastaları yok. Kalbi hakikatleriyle ziyalanmamışlar. O zaman bildiği kadar zulümatta, oysa bildiği kadar rahat edecekti. Görüyor musunuz cahili? Nasıl abi, bir de söyle. Hani bu kimsesiz, yeğesiz, zulümatı kimsesiz başlığı dediği yer Kadre'ye de anlatıyor, dikkat ettiyseniz. Orada da diyor, Kadre'yi fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle ta kameraya kadar terakki ettin, kameraya girdin. Bak, kamera kendi zatında kesafetli zulümatlıdır. Ne ziyası var ya hayata. Yani o dediklerinizi bu, hani Kadre gibi düşününce zulümat buluyorsun varlığında Kadre'ye. Aslında ziyayı bulman lazım. Ziyanın kaynağını görebilmen lazım. Göremezsen aya gittin, ay kapkaranlık. Bizim mevzu da ona benziyor yani. Evet, aynen. Okuduğunuz metin yani Kadre gibi düşününce tam oturdu yani şey. Evet. Onun etrafına dönüyoruz. Bir de cehalet, bilgisizlik değil. Osman bakın, bakıyor musunuz? Şunu kabul eder misin ya? Şimdi... Ne bulamamak gibi aslında. Ne bulamamak? Kaynağı bulamamak. Ha. Evet.
bak şöyle. Kafir dahi olsa ilim yapıyor, fizik, tıp. O nurdur. Ama ziya değildir. O esmaya mazar oluyor. Allah'ın alim esmasına mazar oluyor. Nurlanıyor. Ama ziyalanmıyor. Nuru var. İyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir hoca. Şimdi cehalet nedir? Bilgisiz değil, ziyasız. Onu bir şimdi anlat bak. Bir daha okuyun cehalet. Zübeyir abinin sözüdür. Bu kadar nimetleri gördüğün halde diyor Risale-i Nur. Bilgilerini vesaire gördüğün halde veya Risale-i Makbuliyet'in gördüğün halde. Hala lakayıksız oluyorsa bu kadar hocaları kastediyor. Bu kadar bilgin de var ama külliyattan lakayıksın. Onlara diyor ki ilim buysa diyor yani netice yaşasın cehalet. Şimdi cehaleti okuyor. Malumatları cehalet demek bilgi yok değil. Malumatları, bilgileri, düşünceleri, zanlar var. Ama içerilerinde ziya, kalbin hastaları, ziya ve kalbin hastaları yok. İyi bir doktor. Ama para için adama gerekmediği adam kesiyor. İyi bir mühendis. Para için devletin ihalesine müteahhitin yanındadır. Senin sağında söylüyor. İyi bir belediyeci. Ama milletin, ammenin zararı olduğu halde o yolla oraya fetva veriyor. O binaya satacak bu tayit 10 katlı sakat, çürük, çimentolu binayı belediye onaylıyor mesela. Adam öldüyse ama. İçerisinde ziya yok. Peki nurlu mudur? Evet. Esma'ya mazardır. Mukadir esmasına mazardır. Şafi ismine mazardır. Kalbin hastaları yok. Kalbi hakikatleriyle ziyalanmamışlar. O zaman bildiği kadar zulmattadır. Ne kadar biliyorsa kadar zulmattadır. Oysa bildiği kadar rahat edecekti. Mesela benim garibime gidiyor. Şimdi tırnağın içini, tırnağı var etledi. Doktor Fikret burada değil mi abi? Şimdi bu tırnağın burada. Bu tırnağın arasında ne kadar mikrop olduğunu sen ilmine sahipsin. Sevgili canım kardeşim, şimdi bir doktor Allahsız düşünürse, şimdi Allahsız düşündüğün zaman bu mikrop burada. Ona bir tanesi aktif olup ağzıma geçerse, ama bir adam bilmiyor bu tırnağın arasında mikrop olduğunu, köylünün çüveği herkes bilmez. Ne mikrobu ya? Yıkadın gitti. Ha, eğer Allahsız olursa bu bilgi onu yeyse atıyor. Zulümata atıyor. Cehalet ediyor, cahil oluyor. Dini olmayan doktor mikropları sahipsiz bildiğinden cahil insanlardan daha fazla korkusu olur. Peki insanın hoşuna gitmeyenler de var. Soru soruyorum. İnsanın hoşuna gitmeyenler de var. Acaba göze benzer yani zıtlarla organ tek yönlü olsa melek veya şeytan gibi olur. Yani tek yön olursa şeytan veya melek olur. Bütün yönlere açık olursa insan olur. İnsan zıtların cem ettiği için kül ve külli olmuş. Misal, gözün göz olabilmesi için 700, sözde 705'te söylüyor da onun ziyaya kalkmama o nuru fikir münevver. Onun ile bu burada anlatıyor o ebyaz ve müzdim. Yani gözün içerisinde siyah olmasa göz olmaz. Dini olmayan, oraya geçtik. Göze benzer yani zıtlarla organ insan tamam olur. Tek yönlü olsa melek veya şeytan gibi olur. İnsan zıtları cem ettiği için kül ve külli olmuş. Misal, gözün göz olabilmesi için gözün hem beyazı hem de siyahı olmalı, yoksa göz görmez. Gözünde bir nehar var, lakin ebyaz ve müzlim. İçinde bir sebat var ki bir leyli münevver. Şimdi bunu izah ediyor, diyeceğim. Gözün görmesi için siyahlık olduğu gibi. Yani bu ne demekti usta, bunu niye söylüyor? Bir daha, gözün görmesi için, göz alabilmesi için siyahlık olduğu gibi, yani
vücutta ademsiz olmaz. Ademsiz vücut vacibül vücuttur. Yani vücuttan Adem'i çıkarırsanız vacibül vücut olur. Bizim ilmimizin içerisinde cehalet var. Cehaletin mertebesini zandarı çıkarırsanız mutlak ilim olur. Bizim gücümüzden acizliği çıkarırsanız kudreti nihayetsiz olur. Nasıl ki ilmi mutlaktan çıkarıp mertebelendiren cehalet olduğu gibi kafanın içi de karanlık, ta işi de görelim ortaya çıksın diye. Şimdi biliyorsunuz kafanın içi karanlıktır, zifiri karanlık. Kafayı bir yerde böyle dersen, hafif ışık girse görme olmuyormuş. Görme olayı olmuyor. Bir daha. Bundan bir dakika kaynatırız. Oo maşallah. Çünkü olaylar ateşlendi. Kafanın içi de karanlık. Niye? Ta ışığı da görelim. Ortaya çıksın diye. Karanlık olmasa ışığı göremezsin. Güneş ışınları, varlığın yansımaları gözün siyahlığından içeri girdiği gibi. Arkadaşlar, gözdeki o siyahlığı anlatıyorum. Bunu ustad verdiği için bu neye misal yapıyor? Onun etrafında kazmaya çalışıyor. Neyin etrafında dönüyor demeyesiniz. Güneş ışınları, varlığın yansımaları, yani güneşin ışınları veya eşyadan gelen yansımalar gözün siyahlığından içeri girdiği gibi, gözün siyahlığından giriyormuş. Işığın şiddetine göre göz siyahsı büyüyor, küçülüyor. Bak nerede, bir daha söylüyorum. Güneş ışınları veya eşyadan gelen yansımalar gözün siyahlığını değiştiriyor. Ufalıyor, küçülüyor. Neye misal vermiştik? Göz vücuda misal, siyahlık Adem'e misal. Vücudu vücut yapan Adem'dir. Bir daha okuyorum. Güneş ışınları, varlığın yansımaları ve gözün siyahlığından içeri girdiği gibi varlık da bize Adem'den sıyrılmaların oluşturduklarıdır. Yani ne demek? Şimdi nasıl varlık kazanıyoruz? Adem'den sıyrıldığımız kadar. Adem'den vücuda çık emrinin tahakkuk vesilesi. Kün emri de bu yani. Adem'den çık vücuda. Mesela derler ya, kün ol dedi oldu. Kim ol dedi ya diyorlar. Hani çok soru geliyor. Allah ol dedi oldu. Olmayana ol denilir mi deniliyor. Bir şey olacak ki ona ol densin. İşte Adem'i sırf kastediyorlar. Adem'i sırf zaten yok. Allah nereye ol dedi? Adem'e dedi. Adem muhatap edilecek bir mertebe ama bize göre değil. Adem nedir? Vücutsuz vücut, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat. Sayısal da hiçbir değeri olmayan sıfır gibi. Ama bütün o sayısalları o ortaya çıkarıyor, sıfır. Allah mesela ol dedi. Kime dedi kardeşim? Yok ki. Olmayana ol denilir mi? Varsa zaten denilmez. Olmayan da muhatap değil. Nedir o? Adem'dir. Adem'den vücuda çık emrinin tahakkuk vesilesi. Akıl ile kalbi anlatırken ustad 705'te sözlerde göz misalini vermesi çok enteresan değil mi? Size garip gelmedi mi? Ustad diyor ki akıl ile kalbi anlatıyor. Burada mısınız Osman, Mehmet kardeşler? Buradayız abi, dinliyorum. Bak şimdi, farkında mısınız? Akıl ile kalbi anlatırken göz misalini niye veriyor? Gözdeki beyazla siyahlığı. Enteresan değil midir? Evet, hakikati görmek mi lazım? Bulmak mı lazım? Bak, devam edelim. Nasıl? Bir de söyle bakayım yavaş yavaş. Göz kalbin aynasıdır.
yani gönül bebeği ruhun aynasıdır diye okumuştum abi. Evet. Biraz gidelim bakalım. Ama enteresan taraf şu. Ne denilirse hepsini kaldırın ama. Kardeşim, lütfen burayı kaçırmayın. Ustadın şeyi. Akıl ile kalbi anlatırken gözü al misal veriyor. Gözün beyazı ile siyasını misal veriyor. Akıl Süveyda'yı kalp mi? Süveyda'yı kalp aşağıda. Ha, siyası ona benziyor. Yani gözü göz yapan siyalık ya. Akıl mı? Şimdi devam edeceğiz de yani ben size dikkatinizi şunu çekmek istiyorum. Akıl ile kalbi anlatırken niye göz misalini versin ki? Enteresan değil midir? Ha. İşte bu misaller Nazmi Mani, Murat var mı bilmiyorum. Nazmi Mani işte buralardan çıkartılıyor mana. Bazıları diyor ki ya sen çok böyle zorlanıyorsun mana için. Hiç de zorlanmıyorum. Hepsi açık. Peki zorlandı mı? Bak bakalım. Akıl ve kalbi anlatırken göz misalini niye veriyor? Sırf onun üzerine duruyor. Bak. Müşahedetullah mı yapılıyor abi burada? İkisi beraber oluyor. Yani biraz da gidelim bak şimdi. Vücutla Adem'i anlatıyor. Vücut Adem anlatılıyor. Ama göz misalinden daha misal düşünemiyor. Gözün içerisindeki siyahlıkla beyazlığından daha garip bir şey düşünemiyor. Oturdum düşündüm biliyor musunuz günlerce. Ne olabilirdi? Sonra o kadar merak ettim ki bu gözü. Silivri'de bir kardeşimiz var. Göz doktor ismini söylemeyeyim. İyi bir kaliteli bir nurcudur. İyi kaliteli de gözden ustadır. Ona yazı yazdım. Bana şu gözün siyasını anlatır mısın dedim. Ama veciz olsun kısa. Yazı yaz dedim. Onu okuyacağım size. Niçin söylüyorum? O kadar merak ettim bu misali. O kadar merak ettim ki doktora yazdım. Senin sağındır. Ben öyle tüfeğliyim. Kenardan besleniyorum şundan. Şu gözü iri beylisin. Bana bir anlat. Okuyacağım size. Ben burada zaten önümüzdeki kağıtta yazıyor. Gelin. Gözün siyahlığı, ışığın göze girecek ışığın, yani gözün siyahlığı, göze girecek ışığın miktarını ayarlıyormuş. Yani göze ne kadar ışık girecek, siyahlık ayarlıyormuş. Işık siyahlıktan giriyor, siyahsız göz kör gibidir. Ama benim aklıma göre ya siyahın ne işi var, hep beyaz olsun. Akıl da göze benzermiş. İyi dinleyin. Akıl da göze benzermiş. Nasıl? Güneş, kalbin verileri, fotonları, ziyaları gözün içine girerek göz olduğu gibi akıl da akıl oluyor. Kalpten ziya geliyor göze. Okuyayım bir daha. Akıl da göze benzer. Güneş kalp. Güneşi bak. Akıl göze benziyor. Güneşi de kalbe benzetiyor. Kalbin verileri yani fotonları. Güneşin fotonları yok mu? Kalbin de fotonları var. Yani ziyaları var. Gözün içine girerek onlar göz oluyor. Şimdi gözü akla benzetiyor. Güneşi kalbe benzetiyor. Güneşten direkt ziya geliyor. Veya elmaya iniyor. Oradan geliyor nur. Güneşten ziya gelirken mevcudattan yansımalarıyla nur geliyor. Şimdi gözün görmesi kafirin nurdan
Tamam, bu metni okuyayım, ona şey yapacağım. Ara notu, doktora yazdım. Gözün ortasındaki göz bebeği siyah olan. Sordum. Gözün ortasındaki siyah olarak görünen yere göz bebeği diyoruz. Onlar diyor, onun. Gözün ortasındaki siyah olarak görünen yere göz bebeği diyoruz. Onun çevresindeki renkli kısım ise iris dokusu. Göze gelen ışın miktarını ve şiddetine göre aydınlık ya da karanlık ortamda bulunma durumuna göre iris dokusundaki kaslar kasılarak tam göz bebeği bu şekilde büyüyor veya küçülüyor. Yani göz bebeğini büyükten küçükten etrafındaki kaslar. Bu şekilde gözün içine giren ışık miktarı ayarlanıyor. İris, yani o arkadaki o beyaz olanın kasların iris, arkasında gözün lensi mevcut. Bu lensin etrafındaki kasılaraktan lensin şişkinliği artırılıp azaltılıyor ve bu şekilde de görüntü netliği, yani uzağa ve yakına odaklanmış, sağlanıyor. Yaş ilerledikçe lens sertleşiyor, esnekliğini kaybediyor ve yakın görme, yakın odaklanma ortamına 45 yaşına bozuluyor. Şimdi bunu bu teknik bilgiden sonra şimdi gözü gafur akla düşün. Bu kalp de güneş düşün. Onun için iki defa anlattım. Güneşten direkt ziya alırız. Birinci yol bu. İkinci yol, mevcudattan gelen yansımaları alırız. Ama bunu dikkat ederseniz, ikisi de, güneşten gelen de, mevcudattan gelen de gözün siyasından giriyor. Gözün siyası neydi? Adem. Şimdi o oraya girdiği zaman varlık, kalpteki, aslında kalp neydi? Güneşti. Hani kalbi güneşe misal ediyor, gözü dima ediyor demiştik. Sonra ne oldu? Bu güneşten, yani kalpten gelen, ne diyor bana? Nur akıl kalpten gelir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Güneşten, yani kalpten ziya geldi, Adem'e dimağında kendisi dönüştü. Veya tılsım oldu, veya sır oldu. Ortaya çıkan nurdur. Ama direkt gelen ziyaydı. Peki, şurayı da okuyayım da sana soracağım gafur biraz oldu mu diye. Zülmetli Münevverler, 210'u da gönderdin mi? Zülmetli Münevverler ne demek? Kafa. Kafasında bilgi, malumat, düşünceler, zanlar var ama bunlar hakikatlarından, yani esmalarından kopuk olduğu için, bir daha Edison şunu bunu dedi ya, kafasında bilgi, malumat, düşünceler, zanlar var ama bunlar hakikatlarından, yani esmalarından kopuk olduğu için kalpleri zulümatlı, akılları kütüphane. Bilgisi daha fazla zulümatını artırıyor. Yani kalpsiz olursa dima, ne kadar bilgisi varsa o kadar zulümatı artıyor. Akılları kütüphane, hatta sıfır bilgisi varsa elif etret oluyor. Akılları kütüphane, kalpleri zulümatlı kimselere zülmetli münevverler deniliyor. Şimdi şurayı da okuyayım sana geliyorum. Ziyayı kalpsiz olmaz, nuru fikir münevver. Kalpteki ziyasız, kalpten ziya geliyor, fikir nuru münevver olmaz, fikri münevver olamaz. Olması için kalpten ziya gelmesi lazım. Yani kalpten ziya gelince dimağda, akılda, fikirde nura dönüşüyor. Ama dönüşebilmesi için, nur olabilmesi için kalpten ziya gelmesi lazım. Kalbe ziya, akla nur, mes olmasa zulmettir. Zulmetli bu adam. Şimdi sana geliyor. Gafur, şimdi soru sorduğuna göre en azından yarısı kadar sorunun cevabını biliyorsun.
Şimdi senin soruna sor. Biraz da sen cevap ver bakalım. Bak burada Serkan yazmış. Nur Dima, tamam. Kabziya, bütünlüğe iman, çok güzel. Gelen hidayet, giden sırrı insani. Evet, Gafur neredesin? Gafur, cevap, sor bakayım abi, neydi? Sesini aç, sesini, sesin kapalı Gafur. He. Yani senin sorduğuna senin sorduğun ben konuştuklarım sana ulaştı mı yani? Bir kısmı ulaştı. Çok kısa bir ara kopsun tekrar. Tamam. Devam ediyorum şimdi. Bu kadar konuştuklarımın üzerine Basiret ve Süveyda'yı kalktığımı bahsedeceğim şimdi. Yani bu dersten koca bir saatlik dersten şunu anlasak yeter. Anlamanızı da istiyorum. Ustad varlığı tanımlarken, akıl ve kalbi anlatırken göz misalini veriyor. Göz misalindeki beyazlık ve siyahlık çok enteresan bir noktada misal veriyor. Burada ne diyor? Fatih Lermi diye bir kardeşine demiş, gözdeki siyahlık nuru gösteriyor. Enedeki karanlık nokta vücudu emip Adem'e kalbediyor. Maşallah, güzel. Bir daha okuyayım. Siz görüyor musunuz bilmem yazısını? Gözdeki siyahlık okuyor musunuz siz? Görüyor musunuz? Ya bir daha göster, bir daha göreyim ben. Ya ben bir okuyayım. Tamam. Gözdeki siyahlık nuru gösteriyor. Çünkü siyahlık olmasa nur girmiyor. Çünkü ziya, karanlık, Adem var ya 59 mektubat 59'u tanımladı. Orada vücud ilmiye perde olmuş bir ünvandır diyor ya Adem. Gözdeki siyahlık nuru gösteriyor. Doğru. Enedeki karanlık nokta vücudu emip Adem'e kalbediyor. Erdinç ne yazmış? Kalpten imanın ziyası geliyor. Sonra da kafada iman nuru mu oluyor? Hayır. İmanın nuru olur evet kafada ama imanın kendisi kalpte olur. Doğru. Şimdi ben devam ediyorum. Şimdi gel Fikret-i Beyza'da Süveyda-i Kalp olmazsa 706 sözler. Tamam. Şimdi ne demek bu? Gel Fikret-i Beyza'da Süveyda-i Kalp olmazsa. Burada okuyacağım bir şey var mı? Ene de göze benziyor demiş. Başka söz. Son okun biraz onları. Nasıl ki gözde siyah nokta gözü göz yaptığı gibi, bir daha, nasıl ki gözdeki siyah nokta gözü göz yaptığı gibi, kalbinde Süveydası var. Kalbinde Süveydası var. Nasıl ki gözün siyahlığı var, kalpte de Süveyda var. Süveyda da gözdeki siyah gibiymiş. Bu kalbin, peki göz, iyi dinleyin. Gözde siyahlık var. Gözü göz yapıyor. Kalpte de bir, aynı bunun gibi bir siyahlık var. O günah mağarasında değil. Onun adı kalbin gözü deniliyor. Ona Süveyda deniliyor. Şimdi Süveyda'yı anlatıyorum çalıştığım için çok. Süveyda demek kalbin içindeki o siyahlık, gözün siyahlığı gözettiği gibi kalbin siyahlığı da kalbeden şey, bu kalbin basireti olarak dışarıya ifade ediliyormuş. Basiret de kalpteki siyahlık. Basiret kalbin Süveydası çalışması nispetinde oluyormuş. Basiretin mahalli Süveyda'ymış. Dimağın bütünlüğünden halitay-i dima diyor ustad, ilim. Kalbin içindeki Süveyda, yani gözdeki siyah göz bebeği nasılsa dan diman ilmi ve kişinin fiilleri girer. Kalbin
Süveyda'sına ne girer? Yani gözden şua giriyor Ziya veya mevcudat giriyor. O girme nispetine gözün falıyor, büyüyor, siyahlığı. Kalpten de ne giriyor? Bakın basiretten ne giriyor? Divan, ilmi bütünlüğü. Kişinin fiilleri girer. Divandan ilim, vicdandan da fiil, eylemler kalbin süveydasında girerler. Kalpte harmanlanırlar ve basiret evladını doğururlar. Basiret çocuktur. Kalp şeyle, dima ile vicdanın evlenmesinde olan bir çocuktur basiret. Dima bütünlüğü ilim, vicdanın bütünlüğü his ve fiil. İnsanın fiilleri oradan çıkıyor. Bir daha, dima bütünlüğünden ilim, kalbin bütünlüğünden his ve fiil evleniyor. Kalbin göz bebeği oluyor. Gözün bebeği gibi. Kalbin göz bebeği o siyahlığın adı Süveyda. Yani evlatları basiret. Ustadım bun... Hasan abi. He. Buna tevhid diyebilir miyiz abi? Abi tevhid toptan da tevhid deyince her şekilde anlaşılır ama bu basiret biraz da içerisi yani. Nasıl? Basiret, feraset, dirayet. He. Basiret, dirayet, feraset, vicdan. He. Feraset mi? Basiret. Yani o vicdandaki irade değil mi? Yani bu basiret kalbin süveydası deniliyor. Basiret, felaset değil bu. Dima bütünlüğünden ilim, kalbin bütünlüğünden, vicdanın bütünlüğünden, vicdan neydi? Dışarıya doğru şey, soğan kabuğundan, irade, zihnis, latife-i Rabbaniye. İradeden ibadetullah, zihinden marifetullah, histen muhabbetullah, latife-i Rabbaniye'den müşahedetullah, cemet, işte his ve eylem olarak gözükür. His ve eylemi koy tencereye. Dima, aklın bütünlüğünden ilmi de koy. Bilgiyi demiyorum bu, ilim. İlim. Ona dönüşen koy karıştır. Yani dima ile vicdanı evlendirirseniz kalbin süveydasında basiret evladını doğurur. Ustadım daha önce irade ve ibadetullah'a basiret diye not almıştık ama yok değişmedi. Biraz daha içeriye doğru giriyoruz Mehmet kardeş bu. O biraz icmal oldu. He. Bugün bir yerde çalışıyordum gene, böyle teneffüs edeyim diye.
İhlas için diyor ki, bu benim sözüm değil. Bir okudum bir yerde, not almışım, okudum. Allah'ın sevdiği kullarına kendi sırrından bir sır koyarmış. Onun içerisine kişi girermiş o sırrın içinde. O sır neymiş biliyor musunuz? İhlasmış. Allah'ın sevmediği kişiye vermediği bir şey bu. Yani bu işte yani. Burada bir not ne diyor? Ustadım bunları anlatmak için gözün görme kanununu kullanıyor. Çok garip kanun. Misali kullanıyor ustadım demiş. Hasan abi sözlerde de şey geçiyor. Kalbin göz ve beyinde aksi nurunu yerleştirmek gibi geçiyor. He, kalbin? He, kalbin göz... Ya. Aynı değil mi Osman? Senin hayatının aynasında temessül eden şems-i ezelinin envarını hissedip zevk etmektir. Zihşürün olarak ona şef göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz ve beyinden aksin nurunu yerleştirmektir. Yani kalbin göz bebeği deyince aklıma gelmişti. Evet, kalbin göz bebeği, gözün bebeği var ya siyah. Süveyda yani, süveyde-i kalp. Nasıl ki diyor, gözün siyahlı olmasa göz göz değil, kalbin de süveydası olmasa kalp kalp değil. Yok. Kalpte bu, vicdanda değil bu. Latife-i Rabbaniye vicdanda o. Kalpteymiş. Hani mesela kalbin içinde ne var? Latife-i İnsaniye var, Süveyda var. Adili diliyor zaten. Kalbin aynı gözdeki bebek gibi. Göz bebeği gibi. Tamam. O bir misal ya, o misalin bir şey. Yo yo. Hakikati da var ya. Ulema ve ehli tasavvuf, ehli hakikat çok üzerine düşmüşler bu Süveyda-i Kalp. Süveyda. Yani bir yani kalpteki alıcılık, kalbin canlı olması, yani gelen bu artık, mesela bir insan bunu dinlese şimdi bu ders, almıyor ki, vış geçiyor, yani kalbi almıyor ki bu dersi, ne anlatıyor bunlar ya? Ne anlatıyor? Kafası alıyor. İyi, zeki. Kalbin vicdan olamaz mı abi? Vicdan alır ama vicdanın eylemsel durumuna bakar mısın yani? Tabii ki birbirine kopuk değil ama vicdanı alamaz mı derken soruyu soralım. İradede ibadetullah. Şu anda ibadet istenmiyor. İbadet değil. Onu şey için dedim abi, o muhakematta şey diyor, vicdan nezzardır, kalp penceresidir diyor da. He. Penceresidir denmesinin sebebi kalp harita ya. Kalp harita, senin mesleğin kalp haritadır. Ruznamedir, haritadır, hulasadır, takvimdir. 365 tane takvim yaprağı var. Ama o takvime ve o haliteye bakan vicdandır.
haritaya bakıyor. Evet. O mağarada. Bakan o yani. Yolunu çizen o. Seyrediyor yani. Hakikaten şu odanın penceresi var. Şu anda dağlar denizler gözüküyor işte. Onun pencere bakmıyor. Pencereden bakan bakıyor. O zaman toparlıyorum. Ders burada bitiyor. Ustadımız akıl ve kalp bütününü anlatırken gözün siyahlığını ve beyazlığını anlatıyor. Kalpten ziya geldiğini, dimağa geldiği zaman nura dönüştüğünü, Kur'an da ziya olarak geliyor dimağa, akla. Onu onayladığı zaman dimağı onayladığı zaman itikat, gelen Kur'an'ı kalp onayladığı zaman iman oluyor. Akıl ve kalp bütünlüğü olursa zulümattan kurtulursun, yeis olmaz. Akıl ve kalp bütünlüğü, toparlıyorum. Akıl ve kalp bütünlüğü azalması nispetinde, zulmetin nispetinde de yeis olur. Ondan sonra geldik, nasıl ki gözü göze giden siyahlık olduğu gibi kalbi de kalbeden Süveyda deniliyor. Süveyda ehli tasavvuf, ehli hakikat mesleğinde çok ciddi medar bahs olmuş bir mevzudur. Risale-i Nur'da liyakatı kadar haber verilmiş ve bahsedilmiş. Süveyda nedir diye merak ettim. Süveyda, gel diyor Fikret-i Beyza'da Süveyda'ya kalk olmazsa mesela diyor. Eğer şunu anlatıyor, dimada ilim bilgi değildir, ilim tasdiktir. En basit manada ilim, ona dönüşmeyi kabul eden insanın kendisidir. Tasavvurda ne vardı? Bilgi, malumat, bilgiler, zanlar. Akıl ise bir berzahtır, tasdik ise ilimdir. Ona dönüşme, kabul etmek değil, dönüşmektir. Ona dönüşmektir. O zaman fail oluyorsun. İlim onu tard eder. İşte dimadan ilim. Dimadan ilim, kalpten, vicdandan his ve fiil cem olursa kalp annesinde çocuk doğuyor. Çocuğun adı, ondan sonra çocuğun adı Basiret. Burada birisi bir şey yazmış. Süveyda, siyahlık, sevadül kalp, kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Aynen, külliyatta. Kalpteki gizli günah, buna Abbetül kalp, Esvedül kalp, Süveyda'ya devam ediyor. Ya tamam. Yani bunu anlatılıyor. Mesela siyah denilince Serkan yazmış, aklın kaynağı vahidir. Allah canibinden hidayet, insan canına itikad. Doğru kardeşim. Bağın içinden akan iman, doğru. İman da seni aslına dönüştüren sır insani. Bir de bunu ekle Serkan. İman, Allah imanı herkes veriyor ama bak Allah'ın adaletine bakın. Allah herkese derken hak edene imanı veriyor ama sır imani,
sırrı imani olan ihlası Allah'ın bir sırrıdır. İhlas onu herkese vermiyor. Erkek diyeceksin ki imanda farklı mı? Ya biraz böyle daha şey. Mesela nasıl ki itikatla iman farklı. İmanı var ama itikadı bozuk. Ehli bidat denilir. Kafir denilmez. Adamın imanı var ama sırrı imanı yok. Farkı nedir? Bir şu bu manada farkı çok var da. Bak. İman sana verdi mi bazı şeyler sana yaptırır. Bazı şeylerden seni korur. Tamam. Yani sana bazı şeyler yaptırır. Bazı şeyleri götürür seni. Sırrı iman ise imanın içine sen giriyorsun. Senin içine iman değil, sen imanın içine giriyorsun. Düşünebiliyor musunuz? Buz suyun içine mi girmiş? Su buzun içinde mi? Buz mu suyun içinde? Zahire bakarsanız su buzun içinde. Hakikatte bakarsanız buz suyun içinde. Zahire bakarsanız dışarıdan şoför arabanın içinde. Gir arka koltukta şoförü bak, araba şoförün içinde. Herkesi bir derece imanı veriyor. Veriyor Allah. Şey yapmıyor, ihmal etmiyor elhamdülillah. Yeter ki istesin. Ama imanın sırrı olan ihlası herkesi vermiyor. Bir, iman içimizdedir. İki, sırrı iman olursa biz imanın içindeyiz. Ve böylelikle eğer bir sorunuz da yoksa dersi kesiyor. Abi dersin başında Şems-i Ziya demiştik, Kamer-i Nur demiştik. Siz Allah'ın nuru semavat-ı velâb demiştiniz. Bunu da tatbik edebiliriz demiştik ya. Allah semavatın ve arzın nuruysa Ziya'nın ne diyeceğiz buraya o zaman tatbik olarak? Sıfatlara. Evet. Burada ne demiş başka? Kalpten beslenmiş bir duma kendisine yabancı olup kendisiyle tanışmak istemez. Serpe yazmış. Kalpten beslenmiş bir duma kendisine yabancı olup kendisiyle tanışmak istemez. Aleyküm selam. Evet geliyor. Dinliyor seni. Evet. Bir de bu dikkat latifesiyle ilgili bir mahkemette yer var. Sanki onu Süheyda'yı kalma benzetme şey mi? Evet. Nazlanan ve istirna gösteren nazenilerin mehirleri dikkattir. Ve menzilleri dahi kalbin süveydasındadır. Evet. Buna ne diyebiliriz? Evet abi o da açıklıyor. Dikkat. Evet. Bu dikkat latifesini menzili kalbin süveydası. Bir de okur musun orayı? Evet, nazlanan ve istirna gösteren nazenilerin mehirleri dikkattir. Ve menzilleri dahi kalbin süveydasındadır. Yani menzilleri orada, kaynağı orada. Oradan geliyor. Mesela dikkat derken böyle toplumsal bir söz ya, dikkat işte.
Dikkat aslında bir şeyin almanın, almak için verdiğin bedeldir. Nazik ve nazeninlerin mehirleriymiş. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ikinci yanda aziz eylesin. Bu hakikat tatlamayı nasip eylesin. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki böyle bir ortamda, böyle bir ortamı bize nasip etti. Cenab-ı Hak bu hakikatta aile ahirette de gene beraber olmak ümidiyle ve duasıyla Rabbime emanet olun. Ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Selamun aleyküm.